Hastanelerle ilgili bildiğiniz gibi onaylı randevu dönemi başlamış da devam ediyor. Peki yeni randevu sistemi hastanelerdeki yoğunluğu etkiledi mi? Boş randevu var mı? Nedir son durum? Sevda Bozboğa bize bir anlatsın. Sultan Arınır, hastanelerde onaylı randevu dönemi aslında geçtiğimiz günlerde başlamıştı ki artık randevu alanlar bir gün önceden akşam saat 8'e kadar randevusunu onaylamak zorunda. Aksi takdirde o randevu sistem tarafından iptal ediliyor. Tabii birçok amacı var bu sistemin, özellikle zamanın daha verimli kullanılması gibi. Peki detaylar neler? Bu son 10 gün içerisinde ne değişti? Bunları konuşacağız. Yanımızda Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Doçent Doktor Gökhan Yaprak var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle hastanenin kapasitesinden bahsedecek olursak, bu hastanenin tam kapasitesi ne kadar? Sonra da randevu sistemine ilişkin detayları konuşuruz. Tabii ki. 3 ayrı yerleşkeden oluşmakta hastanemiz. Çekmeköy yerleşkemiz, Feriyazlı yerleşkemiz ve Sancaktepe yerleşkemiz. Toplam 1290 tescilli yatak sayımız var. Bunun 303'ü yoğun bakım yatak sayısı. Yoğun bakım açısından çok büyük bir sayı. Feriyazlı binamız zaten yoğun bakım ağırlıklı bir hastanemiz. Günlük açılan poliklinik sayımız 3 yerleşkede ortalama 195 gibi günlük. Ortalama 7800 MRS randevusu açmaktayız. Bu onaylı sisteme geçmeden önce 6 Mayıs'ta 6800 gibiydi. Yaklaşık %13 bir bu onaylı MRS sisteminden sonra bir artış oldu kapasitemizde. Yani aslında baktığımızda 10 gün oldu dedik. Bu 10 gün içerisinde gözle görülür bir değişiklik var değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yaklaşık her gün 1000 hastayı daha fazladan muayene ediyor hekimlerimiz. Ayrıca hastanemizde akşamları 6 branş ameliyat yapmakta. Kulak, burun, boğaz, kadın doğum, ondan sonra genel cerrahi, kalp damar cerrahisi gibi ortopedi ameliyatları yapmaktalar. Ayrıca kadın doğum ve şeyde de gözde de ekstradan mesai dışı polikliniklerimiz mevcut. Şimdi önceden aslında bu sisteme geçilmeden önce hasta olanlar randevu alıyordu, gelmiyorlardı. Belki de gerçekten ihtiyacı olanların randevu almasını engelliyorlardı. Bu duruma baktığımızda bekleyen hasta sayısında bir azalma söz konusu oldu mu? Tabii ki sistem 10 gün içinde, 10 günlük verileri ben inceledim röportaja çıkmadan önce. %22'lik bekleyen hastamızda azalma oldu. Daha önceden 6700 İlhan Varank 3 yerleşke için bekleyen hastamız varken şu an bugün dün itibariyle 5300 bekleyen hastaya düştü. %22'lik bir azalma oldu. MRS'de de biz aslında talepten daha fazla MRS açıyoruz. 7800 MRS açıyoruz. Talep edilen MRS oranımız 7200 hastalarımızdan. %90 bir MRS gerçekleşme oranımız, %92 bir MRS gerçekleşme oranımız mevcut. Peki en çok hangi polikliniklerde sıkıntı yaşanıyordu randevu konusunda? En çok göz ve cildiye de sıkışıklık yaşıyoruz, yoğunluk yaşıyoruz. Ama diğer branşlarda hemen hemen çözdük gibi MRS sıkıntısını. Özellikle 20'den sonra da iptal edilen randevuların yerine yeni hastalarımızı yerleştirerek hemen hemen her hastaya bakar hale geldik şu an için. Göz ve şeyde de cildiye de bakanlığımızla koordineli olarak gidiyoruz. Hekim açığımız var. O tamamlandıktan sonra inşallah onda da bir sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. Peki bu yeni sistem göz ve cildiye polikliniğinde de olumlu seyre ulaştı mı? Tabii ki onlarda da bekleyen talep azaldı. Ama tamamen şey yapmak için, eritmek için biraz daha bakanlığımızda zaten sürekli koordine içinde çalışıyoruz. Sağ koordinatörlerimiz sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah bakanlığımızın desteğiyle o branşları da yavaş yavaş eriteceğiz. Şimdi iptal olduğu halde, sistem tarafından randevusu otomatikman iptal edildiği halde sonraki gün gelen hastalar oldu mu hiç? Oldu. İlk günlerde böyle bir sıkıntı yaşadık. Hastalarımız çok kavrayamadılar bazıları. Ama hekimlerimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir hastayı geri çevirmedik. Günlük 700'de yani %10'da ayaktan hasta bakıyoruz şu anda MRS'sizde. Müteşekkirim hekimlerime. Peki iptal, randevusu iptal olan hastalar için bir süreç işliyor mu? Şu kadar gün gelmeme
ya da randevu almama durumu var mı? Şimdi normalde randevuyu onayladı, gelmediyse sistem 15 gün süresince aynı branşa randevu vermiyor. Ama hasta ayaktan müracaat ettiğinde veya acile müracaat ettiğinde tabii ki muayene olabiliyor. Tamamen kapatılmış değil. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varak Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Gökhan Yaprak'la birlikte son durumu konuştuk. Tabii kanser hastalarının ve 65 yaş üstü hastaların bu sistemden muaf olduklarını da belirtelim. Onun dışında olan hastalar randevu aldıkları zaman bir gün öncesinden akşam saat 20'ye kadar randevularını onaylamak zorunda. Aksi takdirde o randevular sistem tarafından iptal ediliyor. Sevda Bozboy ve konuğuna teşekkür ederim.